Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün yavrularımızı saldık geçen günü. Ve gördüğünüz gibi bantları, kanatlarını söktük. Niye? Kuşlar çok kalabalık arkadaşlar ya. Çok fazla oldular. Hatta biraz ayırdım. Şu manzaraya bir bakın yani arkadaşlar. Hayvanlar artık yerde duruyorlar. Yumurtlayan kuşlarımız da var arkadaşlar. Ya şu yani yer yok yani. Şurada bayağı var. Bu taraftaki kümese de koydum. Bu taraftaki kümeste de var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya artık hayvanların kanatlarını açtım yani. Aslında pek dışarı da salamadım yani. Artık kaçan kaçar. Kalan kuşlar bizimdir arkadaşlar ya. Şuraya bakın ya. Tıklım tıklım kuş oldu. Yani bilmiyorum. Öbür kuşları da uçuramıyoruz şimdi bunları şey yaptık diye. Bakalım. Ya böyle olmayacak yani arkadaşlar. Bunları galiba satacağız ya. Bunları sahiplendireceğiz herhalde arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bunları sahiplendirebiliriz. Yani böyle olmuyor. Bunları hem uçur hem şey yap. Hem de kalabalık. Hayvanlara da yazık, günah. Üzülüyorum kanatları bantlı. Ama dediğim gibi gerçi salamadım. Sadece şuraya şeyin önüne saldım biraz işte. Bir gün. Gördüğünüz gibi kanatlarını açtık. Bantladık. Bantlarını açtık işte kanatların. Gündüz biraz önce saldım. Kanat bantlarını çözdüm. Ya şu an dışarı çıkıyorlar yani. Gördüğünüz gibi dumanlı çıktı oradan bir tane. Bu dışarıdakiler, o taraftakiler, orada arkadaki 3 tane şey. Ne derler ona, bizim şey kuşlarımız. Yeni kuşlar. Ya çıkıyorlar arkadaşlar. Bunlar bizim uçan kuşlarımız ama işte onları yüzünden onları da uçuramıyoruz. Artık yani kuşlara üzülüyorum arkadaşlar. Kanatları bantlı hiçbir şey yapamıyor hayvancıklar. Ben de kanatlarını açmaya karar verdim artık. Kaçan kaçar. Kalan kuşlar bizimdir. Oraya yem koydum. Hop bak, o bu beyaz şey. Yavru beyaz kanada. Bu da tek aynalı kuyruk. Bu da. Bunlar hep yeni kuşlar ya arkadaşlar, bakın. Ey maşallah maşallah. Aferin. Aferin çocuklar. Bir iki tanesi fırladı gitti. Dönmeyin dönmeyin, konun hemen hemen konun, tamam, güzel 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 güzel, aferin, gel 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 gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an kaçmadılar ama kapatırken sıkıntı yaşamazsak iyi. Ya bir oraya salmıştım, oradan da öyle yemlemiştim ben onları oraya doğru. Şimdilik sıkıntı yok, bakalım, kondular ama. Arkadaşlar. Yani dediğim gibi kaçan kaçacak. Kalan kuşlar bizim. Ama ben kuşlarım akıllı kuşlar. Ben yani bilmiyorum ama ben her zaman söylüyorum bunu. Yer hakimiyeti konusunda benim kuşlarım yani son derece kalbur üstü kuşlar arkadaşlar. Hedef yer hakimiyeti. Hani kalktığı yere inen, yem yediği yere sadık alan kuşlar arkadaşlar yani. Ben bu kuşlarımın özelliğini çok seviyorum yani. Bence de böyle olması lazım yani. Oyundan, tamam, oyun da önemli. Yani sadece oyun yetmiyor arkadaşlar. Sadece oyunla bu iş olmuyor. Birçok kriter lazım bir oyun kuşunda. O kriterlerin yani baş sıralarında yer hakimiyeti arkadaşlar bence çok önemli. Tabii sadece yer hakimiyetinin olması da yetmiyor arkadaşlar. Kuş yani bence zeki olacak. Tamam, yer hakimiyeti iyi. Zeki, kuş kalktığı yere gelecek, yuvasını bilecek, gezecek. Ya birçok kriter var yani arkadaşlar. Ama dediğim gibi sadece oyun kuşunda sadece iyi oynaması yetmiyor. Farklı farklı bir sürü meziyetin bir araya gelmesiyle kuşun değeri, kuşun kalitesi, kuşun kanı ortaya çıkıyor yani arkadaşlar.
Dediğim gibi ben de saldım yani gördüğünüz gibi kuşları. Hani bir kere orada kapının önünde yemledim. Şey kapının önüne çıkardım. Sonra böyle elimle kovalayıp buraya getirdim. Yani ikinciye salıyor. Zaten salamadık. Bayram girdi araya. Hani böyle. Çok kuş arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama bu kuşları galiba artık yani sahiplendireceğiz mi? Hediye mi edeceğiz? Bir şeyler yapmamız lazım yani. Bildiğiniz gibi yani hepsini uçuracak ne zamanımız var, ne vaktimiz var, ne de imkanımız var. Hepsi birden bu kuşların uçmayacağını siz de benim gibi çok iyi biliyorsunuz. O yüzden biraz azaltmamız lazım ki zaten alttan daha gene bir sürü yavru geliyor yani maşallah. Beni hep eleştiriyorlar kümes temizliğimle olsun, işte kümesin durumuyla olsun ama hani maşallah gördüm buradaki kuşların hepsi bu senenin yavrusu arkadaşlar. Sadece iki tane var. Geçen senenin eke. Geri kalan hepsi bu senenin yavrusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha yani Mayıs ayındayız. Daha içeride daha bir sürü yavru var. Aldığımız yani 5-6 takım kuştan yani bunlar. Hep bu senenin yavruları arkadaşlar. Daha da geçen günde bir arkadaşa sahiplendik yani. Bir 5-6 tane verdik. Hani gördüğünüz gibi yavrularımızı kanatlarını açtık. Şimdi kapatırken asıl mesele, asıl iş kapatırken ortaya çıkacak. Şimdilik güzel geldiler yemlerini. Karınları aç. Tabii her zaman bildiğiniz gibi çok beslemiyoruz. Hani tam doyurmuyoruz bunları. Çünkü fırlayıp gitmesinler. Şimdi tok olursa kaçıp gitme ihtimalleri daha yüksek ama böyle aç oldukları için sürekli yerde aranıyorlar. O yüzden karınlarını tam doyurmalarına izin vermiyoruz. Tam böyle alışana kadar arkadaşlar. Tam alıştıktan sonra da yine de bir uçurduğumuz kuşlara dengeli bir beslenme miktarı ölçekli bir yem vererek işimizi halledeceğiz yani arkadaşlar. Dediğim gibi kuşlarımız çok arkadaşlar. Yoksa bu kuşları hediye falan mı, çekiliş mi yapsak arkadaşlar ya? Ya çekilişte şey sıkıntı ya, gönderim sıkıntı. Gönderim sıkıntı olmasa çekilişte yollayabilirdik aslında ama bu sene de tabii bu sene bir çekiliş yapmamız lazım ama neyse ona bir karar ver. Hatta yorumlara yazın ya. Ne yapalım, bu sahiplendirelim mi, çekilişe mi koyalım birkaç tane? Yoksa Instagram sayfamızda çekilişe mi koysak? Valla bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü dediğim gibi bu kadar kuşu uçuracak halimiz yok arkadaşlar. Şimdi onlar burada biraz şey yapsınlar. Ben büyük bir ihtimal elimde telefonla ben bunları kapatamam. Ya da kapatırken kayıp verebiliriz. Ama durun bakalım, bu tarafa doğru geliyorlar ya. Bu bakın işte büyük kuş var dediğim gibi eke. Onların yavruları var orada. Onu böyle bir kenara çekilelim de. Onlar gelirken belki onlar da peşlerine takılır. Şurada ot vardı arkadaşlar. Otları da biçtim yani. Bayağı bir ot vardı. Otları biçtim. Ekeler geldi. Yani ekeler dediğim de şey, alışık yavrular geldi. Kümesin önünde ama öbürleri gelir mi acaba arkadaşlar? Bakalım. Onlar biraz öyle bakıyor. Onlar aslında şey de bilmiyorlar yani, kanatları da kapalı ya, şey bantlıydı, kanatlarını açtık daha pek farkına varamıyorlar onlar kanatlarının açık olduğunu. Oo, burada kavga çıktı arkadaşlar. Oo, iki reis kapışıyor. Yavru mu bunlar? Değil, bunlar alışık kuşlarımız ama beyazla şey çok fena kapışıyor yani arkadaşlar, bakın Sami. Oo, bayağı ciddi yani kapışıyor ha. Nasıl kanat vuruyorlar görüyor musunuz? İşte bu otorite arkadaşlar. Kim daha güçlü, kim şey. Yani yavrular bu tarafa doğru bakıyor ama kaybolmasın ya arkadaşlar. Kaybolmasın ki biz de bunları değerlendirelim yani, bu kuşları ya. Ya uçuralım ya sahiplendirelim bunları.
Şimdi öbür kuşları da uçuramıyoruz onlar yüzünden. Onları da uçuramıyoruz ama kuşlar hepsi yerine gitti. Ben onları şey yapayım. Bir kendim bir süreyim onları ben yuvaya doğru arkadaşlar. Bakalım. Final four. Final. Olmak ya da olmamak arkadaşlar. İşte bütün mesele bu. Şimdi bunları yuvaya kapatabilirsek bir sefer hedefe gelip kondular ama işte büyük kuşlar onlara yol göstermesi lazım. Bakın büyük kuşlar gidiyor, tamam. Hadi bakalım siz de çocuklar. Hadi gençler. Arkadaşlar bu arada da maşallah demeyi unutmayın. Bu büyükleri uçurmuyor. Büyükler çok canlı. Bunları uçuruyorduk işte. Düzenli idmanlara başlamıştık. Ya bir kuş sıkıntı oldu. O kuş da bu arada iyi arkadaşlar. Onu ayırdım aldım. Buradan öbürü evet kalktı. Konma çatıya konma. Aferin. Aferin. Yere kon. Yere. Arkadan geldi. Buraya kondu. Tamam. Şimdi şey yapabilirler. Dediğim gibi arkadaşlar. Çatı matı yapabilirler. Evet. Bunlar bir iki tanesi. Bu şey kuyruksuz, bakın o yavru, tamam, sakin sakin, yavaş yavaş. Şimdi kanatlarının açık olduğundan farkına varmaya başladılar yani arkadaşlar. Yani bu kuyruksuz da şey yavru, ilk defa çıkanlardan. Tamam, hadi bakalım gençler yuvaya. Şimdi kanatlarının açık olduğunun farkına vardıkları için işte sürekli uçmak istiyorlar. Yani sürekli uçmak isteyecekler. Bakın yuvamızda yavru gözüküyor mu? Sami de Sabuni'nin yavrusu var orada. Şimdi daha tam yuvayı da bilmiyorlar. Hangi yuvanların onu da bilmiyorlar. Denk geldiği yere kapat. Gel bakalım ya, yaramazlık yapma. Evet, besliyor bu arada. Görün bakın. Yavrusunu besliyor. Bak o artist beyaz oraya gitti arkadaşlar. Tamam hadi böyle hadi. Tamam siz buraya, hepiniz buraya. Hepiniz oraya yuva. Yuva. O artist beyaz kalktı. Telefonla kapatamayacağız arkadaşlar. Telefonla kapatamayacağız bakın. Oh. Bakın ilk defa kanatlanıyorlar. Hadi kanatlanın bakalım. Hadi gidin bakalım. Hadi. Çok da ürkütmeden uçurmak istiyorum arkadaşlar. Hedefe gidiyorlar arkadaşlar yani bakın. Yapmayın dumanlılar. Aferin benim çocuklarıma be. Aferin benim aslanlarıma be. Tamam, hedefteler arkadaşlar. İyi ya. Oho. Alışmış sayılabilir yani. Neyse arkadaşlar. Bunları ben böyle tek elimle kapatamayacağım, elimde telefonla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Like atarsanız seviniriz. Yorumlarınızı okuyoruz. Cevaplandırmaya çalışıyoruz. Mutlaka ilk 10-15 yorumu mutlaka cevaplandırıyoruz yani arkadaşlar. Siz de bu videolardan erkenden haberiniz olması istiyorsanız bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.